MİT'ten Suriye Kamışlı'da PKK'ya nokta operasyonu gerçekleştirildi. Dağlıca saldırısının faillerinden Ali Dinçer etkisiz hale getirildi. Ayrıntıları alacağız şimdi. Canlı yayın noktamıza dönelim. Ekibimizden Sinan Yılmaz notlarını aktarmak için hazır. Sözü detaylar için Sinan'a bırakalım. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde operasyon gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı bölgesinde uzun bir süredir takipte olan üst düzey PKK'lı teröristi öldürdü, etkisiz hale getirdi. Uzun bir süredir MİT'in takibindeydi. PKK'lı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer. Cezire'de olduğu tespiti yapıldı. Hem MİT'e ait saha ajanları hem de silahlı hava aracı bölgede bir keşif uçuşu gerçekleştirdi. Operasyon için şartlar olgunlaştı. MİT'in saha ajanları tarafından yapılan bir operasyonla PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 1991 yılında örgüte katıldı. Dosyası da oldukça kabarık. Çok sayıda eyleme katıldı. Yine Dağlıca saldırısının faillerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda sivil vatandaşı da kaçırdığını belirtelim. Bir başka operasyon da yine Suriye'nin kuzeyinde yaşandı. Fırat Kalkanı bölgesinde bir operasyon gerçekleştirildi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Çünkü eylem yapmak için hazırlık yapan tam 7 PKK'lı terörist vardı. Termal kameralarla tespiti yapıldı. Bölgeye yine silahlı hava aracı, insansız hava aracı yönlendirildi. Ve karadan yapılan bir operasyonla 7 PKK'lı terörist de Fırat Kalkanı bölgesinde etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele operasyonları hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyine devam ediyor.